Arkadaşlar iyi akşamlar, selamlar, sevgiler ve de saygılar. Saatler 18.23'ü gösteriyor. Müthiş bir hangi gündeyiz söyleyin bakalım. Perşembe mi? Evet, perşembe akşamından selamlar. Hocam sen günleri de mi bilmiyorsun diyeceksin. Artık bunadın mı diyeceksiniz ama doğru, bunadık herhalde, bilmiyorum ya. Bazı şeyler hiç böyle hafızamda yok dostlar ya. İsim de hiç tutamıyorum. Mesela günler, ne bileyim o gün hangi gün? Ne fark eder yani, bir gün işte diye mi düşünüyorum artık falan. Ya da böyle bir yerde bir muhabbet dönüyor ya. Mesela şöyle, benim şöyle bir şeyim var yani. Bu konu direkt benimle ilgili mi? Ya da bana hitap ediyor mu? Diyelim etmiyor. Böyle bir süzgecim var, filtre. Etmiyor mu? Dinleyemiyor. Onu dinleyemiyorum yani, o konuyu. Ya bu seni ilgilendirmiyor deyip he he falan diyorum, geçiyorum. Bu uyumu pek sevmiyorum ama böyle bir şey var ya. Ne bileyim ya, işte artık yaşlanıyoruz. Bazı şeyleri artık yaşınız belli bir seviyenin üstüne geçince hiç kaldırmıyorsunuz ya, kaldıramıyorsunuz yani. Mesela sizi ilgilendirmiyorsa, dinlemiyorsanız. Ne bileyim işte, başka bir yeni birisiyle tanıştınız. Size hitap etmiyorsa belki, ne bileyim, ismini o yüzden mi öğrenmiyorsunuz? Ya da ona vakit ayırmıyorsunuz. Bilmiyorum. Zamanın belki değerli olduğunu çok anlamaya başlıyorsunuz ve hiçbir şeye tahammülünüz olmuyor. Ya da bende öyle oluyor, bilmiyorum. Neyse, bu anlamsız girişten sonra ne yapıyoruz hocam diyeceksiniz. Step'inde ayakkabımızı bir gösterelim ya. Bir tane sistem kurduk. Yıllardır yürüyoruz kardeşim. Sistem kendini çoktan amorti etmiştir. Ha, ve sonsuza dek kazanmaya devam ediyoruz. Ne güzel ya. Ama zamanında belki şöyle düşünülürdü. Ya bir sürü para verdik. Zarar ettik. GST'yi şuradan kazanıyorduk. Düştü, müştü. Ama uzun vade bakacaksınız dostlar. Ve bir strateji oluşturacaksınız. Düştü mü mesela, biraz daha alacaksınız. Al sana ortalamayı düşürdün. Yükseldin, biraz satacaksın belki. Al biraz kar ettin. Böyle böyle senaryoya göre uyman lazım. Yoksa hani aldım yürüdüm, kazanamadım, zarar ettim. Yok. Olabilir yani. Şimdi bizim ayakkabımızda 2 tane level 4 efficiency soket varmış. Daha doğrusu soketlere takılmış gemler varmış. Bugün bir arkadaşımızla yine az önce canlı sohbet yaparken, hocam bir saat fazla geliyor, daha az nasıl yürünebilir gibi bir soru gelince benim de aklıma geldi. Şöyle bir şey yapılabilir dostlar. Ben o zaman fiyat performans olarak tam böyle 14-15 enerjiyle ve Ankam'ın bir ayakkabıyla 2 tane veya 3 tane efficiency soketle level 3 ve 4 gemlerle en ucuza geliyordu sistem. Tamam. Gidip mesela epik bir ayakkabı alsan daha pahalıya geliyordu. Ya da 5-6 enerji yapsan ama daha büyük soket gemler alsan daha pahalıya geliyordu. Öyle optimum bir sistem yapmıştık. Şimdi acaba atıyorum 6 enerji, yani hocam ben yarım saat yürüyebiliyorum. Ama yine de 300 GST'ye dayanabilir miyim? Kazanabilir miyim? Tabii ki. Ama fiyat olarak nasıl bir sistem kurulur? Bununla ilgili bir video yapalım. Daha küçük, daha az enerjili bir sistem. Tabii mantıken bakınca daha az enerjin olduğu için hani ayakkabının alma noktasında daha az, ne oluyor lan, kazam oldu. Daha az para harcayacaksın değil mi? Mantıken 12 tane, 15 tane ayakkabı almayacaksın da 6 tane. Bir tane sadece kendi ana ayakkabın olsa 5 tane ayakkabı alacaksın. Yok pardon. Tabii 6 enerjiye ulaşmanın o şeyine bakmamız lazım. Ama mantıken daha az ayakkabı alacaksın, o kesin. Ama senin ayakkabın bayağı güçlü olması lazım. Ya da taktığın şu gemler 5-6 level olması lazım. Bu sefer de onun fiyatı fazla artıyor. Bakalım bir 6-7 enerjilik bir sistem yapılırsa, bak şöyle bir şey olabilir. O da konuşurken aklımıza geldi. Mesela ben şimdi 2 enerji, 2 telefonla ya da 3 telefonla 15 enerjiyle yürüyorum değil mi? Diyelim ki ben bunu gücümü 2 kat arttırarak yarısı enerjide 300 kazanabiliyorum. 6 enerjide, 7 enerjide 300 kazanabiliyorsam, bu sefer 2 tane telefon daha bir sistem kurup 4 telefonla aynı sürede yürüyebilirim. Mantıken bu. Ve kazançlarımı biraz daha arttırabilir miyim? Bu şeye göre değişir. O sistemi nasıl kurduğuna göre değişir, maliyet hesabına göre. Ama mantıklı mı, yapılabilir mi? Evet. 15 enerji yerine 6-7 enerji ile yürümek. İkişer telefonla yürüdüğünü varsayalım. Sonra kalan zamanda bir 6-7 enerjilik bir sistemle bir daha yürümek. Bayağı yatırım ister ama yapılabilir. Neyse, onun ayrı bir videosunu yapıp anlamayanlar için detaylı anlatalım. Yürüyüşümüzü yaptık. 300 GST'mizi kazandık. 21 tamire veriyormuşuz. Aşağı yukarı bu rakamlar. Şuradan da 300 kazandığımı görüyorsunuz. Bakın günlük limitimiz var biliyorsunuz. Saat 4'te mi yenileniyordu bu? Ben akşam yürüdüğüm için çok farkındayım. Sanırım 4'te yenileniyor.
Başka kutuları açmıyorum ben. 100 GST harcayacağım şimdi. İçinden abuk subuk bir şey çıkma ihtimali yüksek. Bazen de kazandıran bir şey çıkıyor ama gerek yok. Biz takır takır paramızı kazanıyoruz. Bakın 3200 GST birikmiş. Kaç yapar? 35-40 dolar arası bir şey yapar değil mi? 3 tane telefondan böyle kaç günde birikmiştir bu? İşte 280'den 10 günde 2800 birikir. 12-13 günde ya da 11-12 günde biz bu rakama çıkabiliyoruz. 3 tane telefondan 100 dolar geliyor baktığın zaman. 10-12 günde 100 dolar. Fena değil yani, dışarıdan gelen bir para. Tamam, yatırım yaptık ama unuttuk gitti. Belki bir sene önce yatırdık. Neyse, merak edenler için videolarımız var. Markette gemlere falan bir bakalım. Aslında o videomuzda o bütün detaylara bakarız. Çünkü o en son ayakkabı seçimi videomuz, belki bir sene oldu yapalı. Bir de o aslında karşılaştırma da yapılabilir. Bakın o zaman kaçmış, bu zaman kaç diye. O videodan da kesitler konulabilir. Bakalım. En ucuz ayakkabı 180 GMT'ymiş. En ucuz Ankam'ın ayakkabı kaçmış? Enerji için almamız gerekirse 414 GMT. Buralarda çok bir değişiklik görmüyorum, ekstrem bir şey. Mesela Efficiency 3 level gem 132 GMT. 4 olursa 600. 3 tane alsan bundan 1800 GMT sadece geme veriyorsun. Bir tane de Comfort Gem lazım. Yani soketiniz ona göre olsun ayakkabınız. Çünkü HP yıpranması çok olursa sizi üzebilir. Ya da ne yapılabilir mesela? HP'yi ben göze aldım diyorsan 3 tane 4 tane efficiency soketle alınabilir ama o ayakkabılar da biraz pahalı olabilir. 3'e 1 olduğunu düşünelim. Bir tane Comfort soketi olduğunu düşünelim. 3 mümkünse 4 olursa iyi olur. 1300. İşte asıl Comfort Gem de pahalı. Kaç demiştik ona? 600 çarpı 3 mü demiştik? 1800, işte 1300 de bu. Yani gemleri hallettik. Ayakkabılara bakacağız. Enerji için ayakkabıya bakacağız. Ve zaten aşağı yukarı kaç GST kazandığımıza baktığımız bir sitemiz de var. Yani hesabı oradan yaparız. Neyse. Bu videomuzda şöyle birazcık fiyatlara bakalım dedik. Şeye de bir bakalım ya. Rainbow ayakkabılar kaç oldu? Ve çok var sanırım. 53.000 GMT. Şuna bakın. Bir sürü Rainbow var. Eskiden Rainbow'u bir tane ya görürdük ya göremezdik. Neyse, Step'in böyleydi dostlar. Super Vlog'da bir etkinlik yapmışlar bugün. Daha doğrusu bir ama var. Yani Ask Me Anything. Sesli sohbet gibi. İstediğiniz soruları sorabilirsiniz gibi bir şey. Twitter'dan soru sormanızı istiyor. O ama ile ilgili. Ayakkabı verilecek. Ben Twitter'dan veya Telegram'dan size bir detay gösteririm. Oradan atarsınız, tamam mı? O bir tane uygulama var. Onunla ilgili bir soru yazın diyor. Soru yazanlardan ve canlı sohbete katılanlardan birilerine ödül verilecek. Ayakkabı. Çok fazla katılım olacağını sanmıyorum. Onu kaçırmayın, tamam mı? Telegram'dan paylaşırım akşam. Öf. Bizim ayakkabı, bir tane rare almıştık. O satılmış. Benim ayakkabılar bunlar. Normaller var. Rare'ler var. Bir tane de Epic Legend şey Allrounder var. Burada şimdi ne geldi? Markete tıkladığınız zaman Gear. Şu dişlileri artık satabiliyoruz. Bununla ilgili detaylı bir video yapacağım dostlar. Ben de herhalde hep şu cümleyi kuruyorum. Bununla ilgili detaylı video yapacağım diye. Gerçekten, çünkü buna ayrı bir zaman ayırmamız lazım. Burada kafa şişirmek istemiyorum ama Gear'ları alıp satabiliyorsunuz. Gear'lar nedir? Ayakkabılara takılıp aynı az önce Step'inde gösterdiğim gemler gibi ayakkabının gücünü, işte şansını, bilmem nesini arttıran taşlar diyelim ona, dişliler. Bunlar yükseltilebiliyor. Aynı Step'indeki gibi game upgrade olayı gibi. Başarılı veya başarısız sonuçlanabiliyor. Neyse, bunları o videomuzda anlatırız. Şu anki güncellememizde bu dişli alım satımı gelmiş oldu. Markette ve arayüzde birazcık değişiklikler yapmışlar. Şöyle ayakkabıya markete tıkladığın zaman şu çanta satma ve benzeri semboller biraz değişmiş. Neyse. Super Vlog'da başka bir arkadaşımız davet kodumuzu kullanmış. Bir ayakkabı almış. Bir gün yürümüş. 3 ayakkabı almış. 3 gün daha yürüdüğü zaman kendisine ulaştık zaten. 50 grant ödülü var. Bizim kodumuzu kullanıp bu şekilde ayakkabı alan arkadaşlarımıza ödülümüz var. Çekilişlerimiz oluyor. Belki yine bugünlerde bir ayakkabı çekilişi başlatırız. Süper Vlog güzel bir uygulama. Kodumuzu girip, kodu girdikten sonra bir ay içerisinde o etkinlikleri yapmak lazım. Onun süresi var çünkü. Başka? Neyse, fazla uzatmadan geçiyorum. Şu etkinliğimiz vardı bir de. Hangisiydi o? Şu.
Burada da bazı görevler yaptığınız zaman ödüller veriyordu size. Daha zamanımız var. Ben mesela çekilişlere katılacağım. Belki ayakkabı mintleme yaparım bir tane daha. Davetten geliyor. Bilmem birçok görevler var. Onların videosunu yapmıştık. Bir bakabilirsiniz. Çık ulan sen de hayatımızdan dedik. Stepney de çıkardık. Başka neyimiz vardı? Anla. Stepney Go'da yürüyüşümüzü yapmadık ya. Tüh. Neyse. Videoyu kısaca bitireyim. Ben bunu yürüyüşü sonra yaparım. Çünkü bunu arkaya atmak istemiyorum. Hata vermesi ihtimalini görmek bile istemiyorum. 25 GGT burada kazanmamız lazım. Yukarıda bizim kaç GGT'miz birikmiş? 271. Ayakkabılar kaç olmuş? GGT bugün bayağı düştü herhalde. 13.555. Bakalım. Geçenlerde de böyle 11'lere, 10'lara kadar indi. Bir de 16'ya gitti. Yani bilemiyorsun ki nereden döneceğini. Alsak mı, satsak mı? Karar vermek zor. GGT bak 2.97. 3 bandında sıkışmış. 2.30'lara kadar görmüştü. Aşağı mı gidecek, yukarı mı? Yukarı giderse tekrar 4'lere doğru gidebilir. Aşağı giderse 2.30'lara kadar yolu var. Daha da aşağı gidebilir. O yüzden çok riskli olmadan bakacağız. Bizim burada kaç enerjimiz kalmış? 30. Yani 15 günümüz kalmış. Şu anda 2 enerjimiz var. Daha yürümedik onu. Bakalım ne kadar para biriktirebileceğiz. 300 GGT'ye kadar yaklaştık. Ayakkabı fiyatlarına bakacağız. Alabildiğimiz anda hemen ayakkabıyı alacağız. Biraz da arttırırsak güzel olacak. Gift pack yapacağım. Ayakkabı alıp enerji yaktığın zaman gift pack hemen oluşturacağım. Oyuna girmek isteyenler varsa bizim kodumuzu kullanarak girebilecekler. Şimdilik geçtim bunu. Telegram'da dostlar neyimiz var? Ninja Squad'da. Şimdi uzun uzun açmayayım, bu bayağı geç açılıyor. Şurada beni dövenleri falan görebiliyorum. Bizim arkadaşlarımızla da karşılaşıyorum bazen, takipçilerimizle. O invasion'ı, yani yağmalama oyununu yapın dostlar. Daha kolay geldi bana o. Güzel. Yağmalıyorsun karşı tarafı, kazanıyorsun falan. Ve sıralamalarda sanki daha yukarıya daha kolay çıkılabilir gibi gözüküyor. Evet. Bu da yine bir play to airdrop oyunu. Airdrop kazanmak için oynadığımız bir oyun. Bir başka oyundan daha bahsedeceğim size. Belki yarın videosunu yaparım. Ben birkaç gündür denedim. Bayağı güzel, bayağı sarıyor. Onu da yarın sizinle paylaşırım. Şimdi şöyle düşünüyorum ben. Mesela ben oyunları çok oynayamıyorum ama takipçi kitlemizde her türden arkadaşımız var. Oyunu çok sevenler var. Biliyorum ki o oyunu güzel oynayıp ilerletebilirler. O yüzden ben paylaşacağım. Belki videoları alırız almayız. Arada bir yaparız yapmayız. Para yatırırız yatırmayız. Onları bilmiyorum ama oyun fena değil. Onu da yarın paylaşırım sizinle. Bu söylediğimin hepsinin, Ninja Squad'ın, işte Super Walk'un kodunun, başka NF prompt vardı, onu bugün açmadık. Onların hepsinin linki açıklamalarda var dostlar. Açıklamalardan tıklayıp hemen başlayın. Bir kaydınız bulunsun. Oynamak zorunda değilsiniz. Belki bazen diyor ki işte hesabı şu tarihten önce oluşturmuş olmak diyor. Gelirsiniz. Son zamanda bir fırsat olur. Devam edersiniz mesela. Piyasaya da bakıp hemen bitiriverelim o zaman. Grant 10 mu? Pardon, 10. Güzel. Volk 46. Çünkü arttı ya. Markette insanlar ne yaptı? Hemen Volk'a ihtiyaç var. Bu şeylerde Gear olayında Volk'la alındığı için insanlar başka Grant'tan falan Volk'a geçmiştir. Volk'un değerini arttırması açısından güzel bir etkinlikti. Volk şaka maka derken 50'ye doğru gidiyor. Yani 5 sente doğru gidiyor. Bu kazançları da tabii etkileyecek. Daha çok kazandıkça fiyatlar daha yükselebilir. Böyle büyük resme bir bakmak lazım. Bir güzel hesaplamak lazım. Tamam. GST 11.85, 12 bandında falan işte. GMT 12.90. GMT 10.000 GMT yapmıştık. Oradan biraz zararımız var. Ama böyle 12, 13, 14 olması çok bir şey bizim için değiştirmez. Daha büyük hareketler belki önemli olabilir. GGT 2.92. Bakalım. GGT'yi ben de bilmiyorum ne yapacak. Kripto tarafında, diğer tarafta. Yani onlar, yukarıdakiler de kripto oyun da oyunla ilgiliydi genelde. Aşağıdakilerde genel olarak pozitif diyebiliriz. Bitcoin 67.000. Daha ne olsun kardeşim? BNB 594. Dogecoin biraz bayağı hareketliydi. Güzel yükseldi. 12 küsürlerde. Clay 12.59. Solana nerede? 152'lerde. Güzel. Sterlin ve dolar sanki bir tık düştü ya dostlar. Millet yukarı beklerken bu aşağı gitti. Güzel. Aşağı gitsin, sorun yok. Borsada durum ne? %1-2'lik değişimler. BIST 100 9.000'de. 9.000'i geçip herhalde 10.000'e doğru gitmek isteyecek. Artık yavaş yavaş bir insanların yüzünü de güldürse fena olmaz. Bu kadar küfür yemek herhalde yeterli olmuştur diye düşünüyorum. Evet dostlar, güzel bir akşamdı. Güzel bir yürüyüş yaptık. Canlı sohbet yaptık. Sonrasında videomuzu da yaptık. Yarın sizinle bazı detay videolar paylaşırım. Onlara bakarsınız. Akşamları bir baksanız kanala, Twitter'a bir göz atsanız
özet geçmiş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.